Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda herkesin mutlaka başınıza gelebilecek bir sorundan çözüm arayacağız. Excel'de şifrelenmiş olan sayfadaki koruma şifresini nasıl kaldırabileceğimizi göreceğiz. İki farklı metottan bahsedeceğim. Birçok yolu var aslında ama kolaylarından iki tanesini anlatacağım. İlk olarak makro üzerinden yapacağız. İkincisi ise basit bir program kullanacağız. Hemen örneğimize bakalım. Buradaki açılış şifresi değil kastımız. Sayfadaki koruma şifresi. Örneğin belirli bir dizinimiz var. Bu dizinin üzerinde değişiklik yapmamızı engelleyen bir özellik var. Hemen onu da nasıl koyacağımızı da görelim. Veri bölümünde gözden geçirme sekmesinin üzerinde sayfayı koru bölümü. Sayfayı koruduğumuzda belirli bir şifre koyuyoruz sayfaya ve diğer kullanıcıların bu sayfada değişiklik yapmasını veya hücreleri veya burada seçmiş olduğumuz bölümlerdeki işlevler dışındaki işlevleri yapmasını engelliyoruz. Başka bir deyişle sayfayı değiştirmesini engelliyoruz. Hemen bir şifre belirleyelim. Örneğin şifremiz teknolojik yardım olsun. Küçük harflerle teknolojik yardım yazdım. Türkçe karakteri kabul etmediği için hemen başka bir şifre seçelim. Yardım olarak değiştirdim. Evet. Şu anda şifreledim sayfamı. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yaptığımda, yazı yazmaya çalıştığımda veya tıkladığımda hata veriyor. Bunu nasıl çözeceğimizi anlatacağım. Hemen bu bölüm için bir makro kodu kullanacağız. Bunu videonun alt kısmında bu kodu zaten size vereceğim. Siz de aynı şekilde kullanabileceksiniz. Sayfa 1 ve herhangi bir sayfa üzerinde sağ tık yapıyorum. Normalde bu sayfanın korumasını kaldırmak için sayfa korumasını kaldır sekmesine tıklıyorum. Veya bu aynı gözden geçir bölümesinin içerisindeki sayfa korumasını kaldır seçeneğinde şifremi girerek buradaki düzenlenebilir hale getiriyorum Excel dosyamı. Biz ise farklı bir yol burada kullanacağız. Kod görüntüleme seçeneğine tıklıyorum ve makro penceresi açılıyor. Daha sonra videonun altında bulunan bölümden siz de bu kodu bulabilirsiniz. Makro kodun hepsini kopyalıyorum. Tekrar Excel bölümünde makro penceresine gelip yapıştırıyorum. Geriye tek bir şey kaldı. Bu makroyu çalıştırmak. Hemen F5 veya buradaki play tuşuna basarak kodu çalıştırıyorum. Şu anda çalışma işlemini yaptı. Kapatıyorum bu bölümü. Artık şu anda şifremiz açılmış durumda. İstediğim gibi sayfa üzerinde düzenleme yapabilirim. İkinci yol ise tabii ki bu her zaman mümkün, daha basit bir yol ama diğer metotta OpenOffice. OpenOffice üzerinden hesap tablosu, yani diğer bir deyişle OpenOffice'in kendi Excel programında bu Excel dosyasını açarsanız ilgili bölümde, şu anda menüyü gösteremiyorum OpenOffice kurulu olmadığı için, direkt sayfayı koru penceresine kaldır bölümüne tıkladığınızda herhangi bir şifre sormadan zaten korumayı otomatikman kaldırıyor. Yani sizi sayfa koruma şifresini normal Microsoft Excel üzerinden koyduğunuzda OpenOffice bunu şifrelemiyor. Evet, sayfa korumasını açıyor. Yine düzenleme yapamıyorsunuz dosyayı açtığınızda ama ilgili bölüme gittiğinizde ve sayfa korumasını kaldır dediğinizde direkt kaldırıyor. Yani şifre sanki yokmuş gibi, şifresiz boş bir şekilde sayfayı kilitlemişiz gibi aynı şekilde direkt kaldırıyor. Yani herhangi bir para vermeden basit bir şekilde OpenOffice'te bu şifreyi de kaldırabilirsiniz. Veya burada kullandığımız makro koduyla da yine bu şifreyi kaldırabilirsiniz. Bununla ilgili ufak birçok programcık da var. Onları da kullanabilirsiniz. Bazıları işe yaramıyor, bazıları kısmen yarıyor. Ama bu kod gördüğünüz gibi yaklaşık 20-25 satırlık bir basit bir kodla direkt bu şifreyi otomatikman kurdurabiliyoruz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olursanız yeni videolardan haberdar olmanız mümkün olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.